Serkenimiz tam olarak yerini işaretleyelim. Şurasıymış. Selkenimiz. E tuşuna bastık. Şu anda 3 adet var. Sel diyoruz. Bedeli 48 binmiş arkadaşlar. Tane başı 16 bin liraya tekabül ediyor. Ve şu anda sattık. 48 binimizi aldık arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci bir imkanımız vardı. Bir tane üzerimize kenemiz mevcut. Onu da gidelim satalım. Üzerimizdeki yani işlenmemiş kenemizi. Evet, işlemeden satış için diyoruz. İşlenmemiş kenemiz. Bedeli 1000 liraymış arkadaşlar. Üzerine tıklayıp sell diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunu da satmış olduk. İşlenmemiş kenemiz. Daha az risklidir bunu yapmak. Çünkü bölgeye yakın olduğu için avantaj sağlayabilir. Evet, araca benzin almak bu şekilde arkadaşlar. Gidiyorsunuz benzin istasyonuna. Yaklaştığınız zaman purchase file fuel diyor. Evet, tıklıyorsunuz. Yavaş yavaş dolduruyor görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde şey yapmış olduğunuz. Yaralanmanız durumunda eğer üzerinizde medikit varsa 2'ye basın. Daha sonra medikiti seçin ve use deyin arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman iyileşmiş olacaksınız. Evet, şimdi Jerome Factory'ye tekrardan döndük. Buradan işimize yarayacak olan bir takım araç geliştirmeleri ve repair kit alacağız arkadaşlar. Aracı tamir edeceğiz. Şimdi speed upgrade bastım ben daha öncesinden. Onları dışarı çıkartıyorum. Crate diyorum. Speed upgrade 2, crate diyorum. Bu aracımızın hızlanmasını sağlıyor. Ve aracımızı tamir edeceğiz. Large repair kit ve repair kit çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıkartıldı. Bunları almak için storage'a dönüyorsunuz. Take diyorsunuz. İkinciye de take diyorsunuz. Repair kit'e de take diyorsunuz. Ve large repair kit'e take diyorsunuz. Bunların güncellenmesinde biraz sıkıntı oluyor. Diyalog ekranında düzgün gözükmeyebilir. Pek önemsemeyin. Aracımız gördüğünüz gibi şu anda hasarlı durumda. Onarmak için üzerine tıklıyoruz repair kit'in. Ve use diyoruz. Repairing vehicle diyor. Bekliyoruz. Camları görmüş olduğunuz gibi delikleşik şu anda. Ve temizlendi. Speed upgrade'e tıklıyoruz. Use diyoruz. Bekliyoruz. Şu anda araç hızlandırılacak. Evet, hızlandırıldı. Tekrardan tıklıyoruz. Bu sefer ikincisi olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyorsunuz. Sırayla hepsini almanız gerekiyor. Birini alıp birini almadıysanız mesela direkt 3'ten başlayamıyorsunuz. Kendi araç hızlanmış oluyor. Daha az hatta biraz kontrolü zorlaşıyor. Şimdi arkadaşlar şey göstereceğiz. Birine bir şey vermeyi arkadaş yazıyorum. Şimdi mesela bir başkasına bir şey vermek istiyorsunuz. Örneğin arabanın anahtarı. Keychain tıklıyorsunuz. Melih'i seçiyorsunuz. Tabi bunun için yakınınızda olması gerekiyor. Ve use diyorsunuz. Daha sonra aracınızı seçip give to player demeniz yeterlidir. 2'ye basın. Para vermek istiyorsun atıyorum. Money seçin. Burada miktarı girmeniz gerekli. 10.000 dolar yazıyorum ben de. Ve give to player diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Melih'e para vermiş oldum. Aynı şekilde bunu bankadan da yapabilirsiniz. Bankadan direkt banka hesabına aktarabiliyorsunuz.
İkinci bir takım şeyler var. Mesela etkisiz hale getirmek. Shift F tuşuna basın silahınız varken. Görmüş olduğunuz gibi şu anda adamı bayılttım. Bir saniye bekliyoruz. Interact. Rob Inventory derseniz soyarsınız. Üzerinde şu anda 111 bin varmış. Tekrardan bayılttım ve Rob Inventory diyorum. Şu anda adamın üzerinden 14 bin lira çalmış bulundum. Yalnız şu konuda uyarmam gerekli. Sebepsiz yere kimseyi öldüremezsiniz. Adam kaçarsa direkt ateş etmeyin. Sadece yaralayabilirsiniz. Sebepsiz yere insan öldürmek serverımızda kural dışıdır. Bilgilendirelim. Evet, şimdi araçtan adamı nasıl dışarı çıkartacağınızı göstereyim. Elinizde silah olması gerekiyor gene. Pull out diyorsunuz. Bu şekilde adamı çıkartmış oldunuz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bayıltıp Rob safe veya ne bileyim artık ne yapmak isterseniz yaparsınız eleman. Aracınızın devrildiği yerlerde unflip vehicle derseniz aracınız düzeltilir arkadaşlar. Tabii şu anda düzgün halde olmasına rağmen denemelik gösteriyorum şu anda size. Genelde ATV tarzı veya motor bisikletlerde bir takım sıkıntılar olabiliyor. Onlar için gerekebilir. Lazım. Sizi kontrol edebilmesi için ellerinizi yukarı kaldırın. Ve sizi kontrol etmesini sağlayın eğer tabi yasa dışı bir şeyiniz yoksa. Evet, şu anda terörist bölgesine geldik arkadaşlar. Nasıl bir şeyini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan köle alabiliyorsunuz. Köle yapay zeka anlamına geliyor. Yani şey, yapay zeka elinize geliyor ve adamı yönlendirebiliyorsunuz. Bunu sağlıyor. Buradan araç satın almanızı sağlıyor. Burası. Ve arkadaşlar şimdi bizim esas ülkemiz yere geliyorum. Esasen biz buradan birazdan silah satın alacağız. Bunun için terör training'e ihtiyacımız varmış. Onun da bedeli 550 bin. Ciddi bir para. Banka burayı satın alalım. Terörist shop satın aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi açıldı şu anda her şey. Bir takım silahlar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi SVD, PKM, RPG, işte RPG-7 bir takım hatta Stradler'da da buna dahil. Suikast bombası, İşte uzaktan kumandalı bomba vesaire vesaire, suikast bombası, bir takım böyle silahlar mevcut. Biz şu anda bir tane bakalım AK-47 alırız bu tane. Evet, bakıyoruz çeşitlere, PKM vesaire var, bunların hepsi etkili silahlar. Tamam, biz bir AK-47 alalım. Çok anlamlı bir şey almak istemiyorum. Bir tane AK-47 satın aldık. Bunun AK-74 mermisi AKM adlan AKM şeklinde olması lazım. AK-74 30 round alıyorsunuz arkadaşlar. Bana dikkat edin, bazen karıştırılan bir şey. AK-74 aldım ben ve şu anda AK-74 mermisine ihtiyacım var. 10 adet AK-74 mermisi satın aldım. Satın aldıklarınız kutuda direkt çıkıyor aynı şekilde. Ve şu anda üzerimizde AKS-74 U mevcut. Aynı zamanda buradan araç satın alabiliyorsunuz. Tabii bunu yapabilmek için de fabrikayı satın almanız gereklidir. Polisler konusunda tekrardan değinelim. Polislere kesinlikle ve kesinlikle silah doğrultmamanız gerekiyor arkadaşlar. Silahınız varsa
holster demeniz gerekiyor. Holster pistol demeniz lazım. Tabi bu tabancalar için geçerli. Mesela tabanca var elinizde, holster pistol diyorsunuz. Ama tüfeği saklayamıyorsunuz, bu ayrı bir şey. Polisin çevirmelerine uymanız gerekli. Polisin çevirmesi olduğu yerde beklemeniz gerekli. Ancak polis sizi abuk subuk yere, gereksiz yere 1000 defa çeviremez arkadaşlar. Eğer bir suçunuz yoksa size ceza veremezler. Bu konuda dikkatli olun. Eğer sebepsiz yere abuk subuk işlem yapan polis rastlarsanız server yönetimine başvurun ve şikayet edin. Diyebileceklerim bu kadar herhalde sana zannedersem. Kurallara uymaya dikkat edin. Eğer üzerinizde yasaklı bir şey varsa, mesela uyuşturucu varsa suç teşkil eder. Lisansınız yokken silahınız varsa suç teşkil eder. Tabanca lisansınız var ama üzerinizde otomatik silah varsa bu suç teşkil eder. Aracınızda yasaklı madde varsa bu suç teşkil eder. Bütün bunların hepsi cezai işlem yaptırımı vardır. Bilginiz olsun.